Selamun aleyküm değerli dostlar, merhabalar herkese. Gebze'den saygılar, sevgiler, selamlar. Evet dostlar, bugün de şöyle Gebze'den çıktık, yükümüzü yükledik çıktık, yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle istikametimiz Samsun. Siz değerli dostlarımla birlikte buradan Samsun'a kadar devam edeceğiz hayırlısıyla. Şimdi dostlar, bugün geç kaldık aslında bayağı. Normalde yükümüzü erken boşaltsaydılar, ben akşama da bu yükü boşaltırdım gider. Gece saat 9-10'a kadar mesai yapıyormuş depo. Ama tabii biz sabah erken gitmemize rağmen bizi yüklemediler, beklettiler. Yük hazır değilmiş. Olsun bakalım, bu seferlik de böyle oldu. Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını versin. İşimize çomak sokmaya çalışanların da Allah belasını versin diyelim. Çok bela okumayı sevmeyen bir insanım ama hak edene de hak ettiğini vereceksin. Hak ettiğini vermezsen sonra başına hepten sıkıntı oluyor. Tabii normal şartlarda da hak ettiğini vereceğiz. Az da böyle sabrediyorum. Ama olsun bakalım, neyse. Yapacak bir şey yok. Olan oldu, ölen öldü demiş adam. Hayırlısıyla. Yolda kalabalık. Bugün hafta sonu. Tam mesai bitim saatlerine denk geldik. Millet gene tatil peşine gidiyorlar. Geçen hafta da mı böyle olduyduk la biz? Aynen. Geçen hafta da aynısı olduyduk ya. Aynen de öyle. Geçen hafta da aynısı olduyduk. Bu hafta gene aynısı oldu. Geçen hafta da yol böyle kalabalıydı giderken. Arabada bir tane tırnak makasım vardı. Tırnaklarım uzadı. Keseceğim. Tırnaklarım az bir şey uzadı mı ben rahatsız oluyorum arkadaşlar. Böyle tırnağımın dibine böyle kir gittiği zaman beni çok rahatsız ediyor. O yüzden arabada devamlı tırnak makasım var benim. Ama bu sefer iki turdur bulamıyorum tırnak makasını. Ya birader aldı. Cebine mebine attı kaldı öyle. Ya da biz mi cebimize attık, bir yere düşürdük? Ya da düşürdük mü, ne yaptık? Evet, kilovası rampasına iniyorum arkadaşlar şu anda. Sakin sakin. Kıyıdan kıyıdan. Her zaman çıkıyorduk, bu sefer de inelim yani. Bir tane kardeşimizin bir tanesi demiş ki, abi hep Samsun İstanbul istikametini çekmişim. Bir de İstanbul'dan Samsun istikametini çek diye. Doğru demiş. Doğru demiş. Haklısın kardeş. Haklısın. Ne dersen haklısın. Bir de dedim buradan aşağı şöyle Dilovası, Hereke, İzmit o tarafa doğru sizlerle birlikte devam edelim bakalım. Bir de böyle gidelim ya. Bir de böyle gidelim. Senin dediğin olsun kardeşim benim ya. Ben şimdi normalde dün çıksaydım bugün geri dönecektim. Geri dönmüş olurdum. Yani bugün yükleyip yolu yaralamış olacaktım. Geri geliyor olacaktım. Tabii önümüze çomak soktular. Biraz sinirliyim. Biraz moralim bozuk ama neyse, yapacak bir şey yok dediğim ya. Dediğim gibi sabreden derviş muradına ermiş derler ya. Sabırlıyız. Sabırla bekliyoruz. Her şeyin başı sabır. Başı sabır arkadaşlar. Yani arada bir turumuz gitti bizim.
Olsun, buna da şükür. Demek ki nasibimiz değilmiş. Evet, kilovasını indik, hareket istikametine doğru devam ediyoruz arkadaşlar, sahile doğru. Yani ben sahili bırakmıyorum, deniz kenarından. Ben hep böyle deniz seviyorum, deniz kenarından gitmesini seviyorum arkadaşlar. Benim gittiğim yerde deniz, gölet, dere, yol kıyılarında hep böyle şeyler olması lazım. Bak şimdi burayı geçtikten sonra ileride Sapanca Gölü var. Sapanca Gölü'nü geçtikten sonra Gerediye doğru yolun gizinde gene bir gölet var, tesisin kenarında. Orayı da geçtikten sonra artık Samsun tarafına doğru giderken bizim denizimiz var. Ondan sonra Sinop tarafına doğru giderken gene sahilden, Yakakent'ten deniz tarafından doğru gidiyoruz. Siz değerli dostlarıma böyle, yani bilmiyorum, çok böyle umduğumuz gibi çekimler olmasa da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ben iyi bir şeyler yapmaya çalıştıkça önümüze bir aksilikler çıkıyor. Mesela tuttuk telefonumuzu yeniledik, GoPro aldık, GoPro'yu ona bağlayalım dedi, onunla bir çekimler yapalım diye. Bu sefer de telefonun hafıza problemi çıkmaya başladı piyasaya. Onu kurtarıyoruz, onu yapıyoruz, başka bir şey çıkıyor. Ne bileyim ya. Yani bir türlü istediğimiz verimi alamıyoruz. Bu istediğimiz verimi yapamıyoruz yani niyeyse. Tabii bizi seven dostlarımız böyle de bizimle beraber. Kardeşim millet aynı yarış eder gibi gidiyor yolda ya. Niyeyse. Evet, harekeyi geçiyoruz arkadaşlar, harekeyi. Çoktan beri böyle sakin sakin gitmediydim ben bu yolu. Bugün böyle sakin gideceğim.
giden gitsin. Ben sakin. Bugün telefonun el verdiği kadar bu yolu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Can dostlarım benim, siz değerli, kıymetli büyüklerim, küçüklerim, arkadaşlarım, ne kadar birbirimizi tanımasak da, görmesek de, yani yüz yüze gelmesek de, sizlerle beraber bu yolu 5-6 senedir gidip geliyoruz. Artık dediğim gibi her zaman diyorum ya, burada da ayrı bir aile olduk biz, aile ortamımız var. Bazen kızıyoruz, sinirleniyoruz ama arada aile içinde olan şeyler bunlar. Sizlerin desteğiyle zaten biz bu yolu yürüyoruz. Duasıyla yolumuzu çizdik. O istikamette devam ediyoruz. Ayrıyeten hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yani sizler olmasanız bu yolun kahrı da çekilmez, derdi de çekilmezdi. Bazen böyle içimizi döküyoruz. Bazen sinirimizi atıyoruz. Bazen derdimizi anlatıyoruz. Bazen akıl fikir alışverişi yapıyoruz buradan. Yani bunlar arkadaşlar değerli şeyler, güzel şeyler. Benim açımdan öyle. Sizleri pek bilmiyorum ama herkesin fikri benim için iyi. Yani içinden işimize yarayanları seçip alabiliyoruz. Bize uyanları kullanabiliyoruz. O fikirleri. Yani ne bileyim. Değişik değişik şeyler. Belki bizim bilmediğimiz şeyleri biz de buradan öğreniyoruz. Yani bu gibi şeyler. Biz de sonuçta bu işi yapıyoruz da bu işin profesörü değiliz yani. Ha. Verimlilik olaraktan yeni başlayanlardan belki daha verimli işler yapıyoruz ama tabii ne kadar da olsa İnsanın hala da bilmediği şeyler olabiliyor. İnsan her zaman bilgiye açık olması lazım. Bilgiye aç olması lazım. O yüzden bilgi çok iyi bir şey. Değerli bir şey. Bazen parayla da olsa alamayacağın bir şey yani. O yüzden siz değerli dostlarımla burada vakit geçirmek benim için önemli arkadaşlar. Değerli yani. Tabii bu arada arkadaşlar yine her videoda söylediğim gibi katıl butonundan ve süper teşekkürden bizlere destek vermenizi rica ediyorum. Abone olup bildirim zil seslerini açarsanız videolarımız sizlere daha erken ulaşır. Siz de videolarımızı beğenip paylaşırsanız, yorumlarınızı yaparsanız YouTube videomuzu daha öne çıkarır. Daha geniş kitleye ulaşmamıza vesile olursunuz. Yani dediğim gibi bir yardımcı olun buradan bu kardeşinize ki yolda tuttuğunuza abone edin, kahvede tuttuğunuza abone edin, eşinizi, dostunuzu, akrabanızı oturduğunuz yerde adamın telefonunu alın, gel YouTube'a girelim deyin. Hemen oradan alın. YouTube'a abone edin adamı. Abonelikler paralı değil arkadaşlar. Abonelik ücretli değil yani. Abonelik bedava. En azından abonelerimiz yükselse YouTube önümüzü biraz daha açar. Videolarımızı hani siz izlemeseniz de abone olan kişi izlemese de başka bir kişi izler. Biraz daha öne çıktığı için. YouTube'da önde olduğu için. Göz önünde olduğu için. İnsan ister istemez tıklar oradan. Bir görür. Beğenen beğenir. Beğenmeyen artık Allah razı olsun. Beğenenlere, beğenmeyenden de. Yani biz herkese saygılıyız. Ama tabii bizi yalnız bırakmayın.
yalavuz bırakmayın ki biz de heyecana gelelim, şevke gelelim. Bak bunlar bu videomuzda çok izlenmiş. İşte biraz daha değişik bir şey çekelim, düzgün bir şey çekelim, iyi bir şey çekelim derken videolar biraz daha fazla izlenir diye düşünüyorum. Tabii siz varsanız biz varız. Siz yoksanız bizim burada olmamızın da bir anlamı yok. Kendi kendimize çekip kendi kendimize attıktan sonra bir değeri kalmıyor bu işlerin. Muhittin Cırcıbıtoğlu. Neymiş Muhittin Cırcıbıtoğlu? Şu anda Körfez'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Körfez'e doğru devam. Şöyle bir de çay yapalım kendimize. Çay içene gidelim ya. Değil mi? Çaysız olmaz. Suyumuzu kaynattıydık zaten. Tökelim bakalım çayın başından aşağı. Geçen de Kürşat'a bir çay söylemedik. Uşağa geldik. O bana dedi çay içelim lokantada işte oturluk moturluk gibisinden şeyler. Ben lokanta arkadaşlar neyse söylemeyeyim. Yani temiz bir yer değil işin açıkçası, insanın midesi kalkıyor. O yüzden ben de dedim çok gerek yok kardeş. Ben dedim böyle böyle anlattım durumu ona. En azından hani arabada da yani orada yarım saat ayakta dikeldik ya çocukla beraber. Arabada bir çay yapıp bir kahve yapıp çocuğa vermedik ya. Arabada sodamız kolamız vardı. Soda kola bile ikram etmedik çocuğa. Ha, bazen insanın aklına gelmeyebiliyor. O anda olabiliyor. Aha. Ne oldu? Yol yavaşladı. Neyse. İlerliyor bakalım. Yol bayram trafiği gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hafta sonları maalesef ki böyle oluyor. Cuma günleri. Saat 4'ten sonra, 5'ten sonra bu yol bu şekilde oluyor cuma günleri. İşten çıkan 2 günlük tatile gidiyor. Bolu'ya, Molu'ya. Çayımız da kaynamaya başladı. Bardakta. Güneş ışığında.
Hayır siz gidin, bana bakmayın. Ben böyle sakin sakin. Ben sakin adam. Arabaya basılacak zaman basıyoruz. Basılmayacak zaman hiç uğraşmıyoruz biz yani. Bizde böyle. Hafta sonu malum bu yükte pazartesi boşalacak. Yalandan mazotu yakmanın bir anlamı yok. Körfez'deyiz arkadaşlar. Körfez'e doğru, İzmit Körfez'e doğru ilerliyoruz. İçti mi çay? Oh! Gelin çay içelim. Bayramda bu kadar trafik yoğdu ya. Bayramda bu kadar kalabalık yoğdu. Gidi be. Ah gidi be. Aha saat iyi. Arada yağmur yağıyor. Bugün arada bir şeyler oluyor. Sabah ben çıkıp depoya giderken bir evden çıktım. Kız kardeşim buradan yağmurla arabaya gittim. Şakır şakır atmaya başladıydı. Arabaya gittim durdu. Isladı beni az bir şey. Demek ki deponun orada dedim yükleme yapana kadar bir şeyler atıştırayım. Dolabı açtım. Oturayım dedim dışarıda serin serin. Hava böyle kapalıydı. Tam dolabı açtım. Tüpü yaktım. Tencereyi şeyin üstüne koydum. Tüpün üstüne. Hemen yağmaya başladı. Bir daha paldır küldür. Arabanın içine zor kaçtım. Tütün çiftlik servis alanı diyor. Tütün çiftliğe doğru devam arkadaşlar. Teme doğru devam.
mübarek. Hay mübarek be. Adam bir rulo saç atmış. Dorsenin ortasına gideyim. Bu öndeki 52 de benden yavaş kardeşim ya. Bu da hiç gitmiyor. Hadi ben gitmeyeyim gitmeyeyim, bu hiç gitmiyor. Allah'ım yarabbim ya. Herif 50 ile gidiyor ya. Herif 50 ile gidiyor ya. Batı Gavşağı. Neyse arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Siz değerli dostlarımla birlikte olmaktan ben mutluyum. Siz de bize desteğinizi esirgemeyin. Katıl butonundan ve süper teşekkürden bizlere destek verirseniz seviniriz. Birazcık destek olun ki biz de arkadaşlar, biz de destek oluyoruz bazı yerlere. Yani sadece sizin desteğiniz bana gitmiyor arkadaşlar, bizim de destek olduğumuz yerler olduğu için paylaşımda bulunuyoruz. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.